Bugünkü diğer konuklarım da sevgili Mehmet Ali Çatal ve Balküpü stüdyomuzda. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsınız? Sağ olun, iyi siz? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Evet, ona da sormayacak mısın nasılsın Tabii diye? Tabii ki soracağım. Balküpü Hanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu iyiyim demek. Nasılsınız, çalışmalarınız nasıl gidiyor? Balını verirsem daha iyi olursun değil mi? Evet. Şimdi sosyal medya biliyorsunuz diri tutmanız gereken bir alan. O yüzden de yoğun bir çalışma temposuna ihtiyacınız var. Ben de her 10 günde bir video atarak sosyal medyamı taze tutmaya çalışıyorum. Çünkü orası hem benim eğlence alanım hem de dükkanım diyebilirim. Evet. Bu yüzden sürekli oraya bir şeyler üretmem lazım. Evet, kolay görünüyor sosyal medya insanlar. Hiç kolay değil. Bir iş olarak Hiç da değil. Görmüyorlar aslında. Kolay bir şey olarak görüyorlar ama gerçekten de arka planı olsun, kamera önü, kamera arkası, o araştırmalar, şeyler o kadar zor ki. Yani en az şu iş kadar zor bir iş sosyal medya. Sosyal medyadan meşhur olan insanlara bir gizli bir nefret var gibi bir durum söz konusu. İşte insanlar şey zannediyor, bu adam evde otururken birden ünlü oldu ve dehşet paralar kazanmaya başladı. Böyle bir durum var. İnsanlar da tabii bir kesim buna sinirleniyor. Bu adam nasıl ünlü oldu, bunu hak etmiyor, böyle bir şey yapamaz, nasıl birden böyle oldu? Çok kolay görünüyor ama ben mesela bir video için 6-7 gün mesai harcıyorum. Bunun %90'ı da düşünme mesaisi. Evet. Tabii çekimi, montajı, seslendirmesi, metin yazımı falan, bunları bir şey saymıyorum. Evet. Bu çocuğu beslemesi, bu çocuğun yanaklarını allık, neler neler. Orada kendini görüyor ya şimdi. Evet. Allığından memnun. Sizi aslında söylediğiniz gibi çoğu insan birden ortaya çıkmış gibi de görüyor. Oysa geçmişinizde CV'nizde bayağı kuvvetli. Sosyal medyadan önce ne işle uğraşıyordunuz acaba? Ben 10 yıl boyunca gazetecilik yaptım. Editörlük yaptım. 6 tane kitap yazdım. Ancak sosyal medyayı böyle uzaktan izliyordum. Çok bir haşır neşirim yoktu açıkçası. Fakat yazdıklarımın kıymetinin pek geri gelmediğini, pek değerinin anlaşılmadığını düşündüğüm bir dönemde, bir buhranda. Hı hı. Dedim ki sosyal medyaya gireyim, yazdıklarımı burada değerlendireyim, bakayım neler olacak. Böyle bir dönemde girdim. Mizah metinleri yazdım. İşte evet. Kısa hikayeler, kısa buluşma videoları yapmaya çalıştım. Ve insanlar da bunu sevdi. Evet. Milyonlarca insan sağ olsun kıymet verdi ve takip ediyorlar. Evet, bunu diri tutmak da gerçekten yani benzer şeyi devam ettirip siz böyle sürekli farklılıklar katıyorsunuz. Değil mi? Dizi zordur, evet. Bunu, evet, diri tutmak çok zor. Evet. Peki bu buluşma videolarıyla ilgili içeriği üretme fikri nasıl çıktı? Yani buluşma videosu şeklinde yapmak nasıl aklınıza geldi? Ben çalıştığım dergide buluşma hikayeleri yazıyordum. Hı hı. Aslında bunları video formatına soktum. Tabii ki yarım sayfalık bir hikayeyi 40 saniyelik bir videoya çevirmek de kolay olmadı. Tabii. Bir gün Selvi Boylu Mal Yazmalı filmini izlerken oradaki iç konuşmalar dikkatimi çekti. Dedim ki acaba bunun komik versiyonunu yapsam nasıl olur? İşte Kadir İnanır, Türkan Şoray, birbirlerinde böyle iç konuşmaları vardır onların. Aslında o bana bir fişek çaktı, o bir ilham verdi. Ve denedim, 30 saniyelik bir video yaptım, birinci buluşmadayız diye. İç konuşmalarını orada dile getiriyor, evet, erkek. Şimdi bunu herkes yaşar, siz de yaşamışsınızdır. Milyonlarca insan bunu yaşamıştır. Biri de buluştuğunda şöyle bir bakarsın, bir eleştirirsin iç konuşmayla. Tabii iç ses susmaz yani. Evet, ama bunu dile getirmezsin. Tabii. İşte ben bunu sesli bir şekilde dile getirince bu komik bir atmosfer oluşturdu. Önce ben çok güldüm yani yaparken, ben çoğu videomda kahkaha atıyorum evde, içeride böyle. Sonra insanlar da bunu kıymetli bulunca birbirleriyle paylaştılar ve bu şekilde sayımız arttı. Evet, insanlar çünkü kendilerinden bir şey buldukları yerde bu işin bug'ı odur. Evet. Gülmeye başlıyorlar. Türk halkı kendinden bir şey bulduğunda ona kapılır. Evet. Birine atma ihtiyacı hisseder. Bu da bu şekilde böyle gelişti. Böyle, evet. Çeşitli ülkelerde de aslında videolarınızı paylaşan hesaplar var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Birçok ülkeden paylaşılıyor. Azerbaycan'dan çok takipçim var. Evet. Bir Arap hesabı da videoları Arapça altyazıyla yayınlamaya başladı ve orada da Orta Doğu'da bayağı izleniyor. Tek bir sıkıntım var, kaynak göstermeyen hesaplar oluyor. Hmm. Kaynak gösterildikten sonra benim bir sıkıntım tabii yok. Tabii bu bir emeğe saygıdır. Paylaşılabilir, evet. Evet. Buradan da Azerbaycan'a selamlarımı iletiyorum. Selamlar değerli olsun.
takipçilerimize. Evet. 6 adet kitabınız var ve genelde aslında sosyal medyada, Türkiye'deki sosyal medya fenomenleri fenomen olduktan sonra kitap yazarlar. Yazmaya başlar. Siz öncesinde yazmışsınız, tam tersi. O ticari bir ataktır, evet. Bu adam patladı, 1 milyon takipçisi var, hadi bir kitap çıkaralım da 100 bin kitabı alsın zengin olalım düşüncesidir. Ben de evet tam tersi gelişti. Sorun devamı var mıydı? Kestim ama. Yok yok. Bu aleme sonradan giriş yaptınız. Bu kitaplarınızın içerikleri. Mizah içerikli kitapların bir tanesi tarihi kurgu. Diğerleri mizah. Yine dediğim gibi böyle kısa mizah hikayeleri yazıyordum. Absürt hikayeler yazıyordum. Kitap da bunları içeriyor. Benim kitaplarım böyle otobüste okunabilecek, metrobüste okunabilecek, metroda okunabilecek, çerezlik, keyifli. Kafa dağıtmalık. Aynen, eğlenceli kitaplar. Başyapıt değil yani. Millet çünkü şey de kitap deyince hemen şey algılıyor, böyle 600 sayfalık tuğla gibi başyapıt yazdı, ne kadar 6 tane kitap yazmış falan gibi düşünülmesin. Kitap var, kitap var. Balonu patlatmazsın değil mi? İnsanlar bal küpünün gerçekten o hareketleri yaptığını, söylediğini falan düşünüyorlar. Bir videoyu yapmak için de epey uğraşıyorsunuz. Bu süreci de anlatır mısınız? Bal küpü gerçekten onları söylemiyordur diye düşünüyorum. Ya bir çocuğun onları söylemesi, bu hareketleri yapması pek mümkün değil. Evet. İşin tabii şeyi burada, esprisi burada. Sanki söylüyormuş gibi, sanki yapıyormuş gibi bir mimik yakalıyorum. Ya da görüntüyü yavaşlatıyorum, tersine çeviriyorum. Eğer üzgün bir görüntüye ihtiyacım varsa, mesela çocuk her gün bağırır, çağırır, ağlar değil mi? Bunu da kayda alıyorum. İhtiyacım olduğunda kullanıyorum. Çocuğu yani ağlaması gerektiği için ağlatmıyorum. Ben her şeyi çekiyorum doğaçlama olarak. Sonra bir metin yazıyorum ve görüntülerime bakıyorum. Buna uyan görüntüleri bir araya getiriyorum. Ama dediğim gibi kolay olmuyor. 6-7 gün boyunca bir video için uğraşıyorum. Mesela bunu söylediğimde insanlar bana şey diyor. Abi ben videoları 40 saniyede yapıyorsun, 1 dakikada yapıyorsun falan zannediyorum diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle olsa zengin olurdum herhalde. Her gün bir video atarak. Ya da herkes yapardı bunu zaten. Yani herkes yapardı. Evet. Biraz böyle bal küpünüz bir oyunculuk yeteneklerini sergilediği gibi de duruyor. Yani sanki metne göre o oynuyormuş gibi de görünüyor. Evet, onun olması için aslında çok uğraşıyorum. Evet. Doğal yani o da bir doğallık diye, sanki katıyor. Bunları yapıyor gibi görünsün diye çok uğraşıyorum. Ama yapmıyor. Ama çok iyi direktif falan bir çocuk. Yani söylediğim şeylerin %80'ini yapıyor diyebilirim. Çok güzel. İhtiyacım olan şeyleri tabii yapmasını istiyorum. Söylüyorum, şöyle yapar mısın, böyle yapar mısın, şunu şuradan alır mısın, şuna bakar mısın dediğimde onları yapıyor. Normalde siz ilk buluşma videolarında bir kız arkadaşlarınızla veya normal arkadaşlarınızla çekiyordunuz. Sonradan bal küpü nasıl dahil oldu bu videoda? Bu kadar tatlı bir kız bulunca onları... Üstüne çıkamadınız. Evet, onlarla yollarımı ayırdım. Önce evet kız arkadaşıyla başlıyor karakterimiz. Ondan sonra... ablası yoğun olduğu için yeğenini ona bırakıyor. Onu eğlendirmesi gerekiyor. Onunla vakit geçirmesi gerekiyor. Böyle bir konsept yarattım. Ve bal küpü videoları böyle ortaya çıktı. İşte birinci buluşma. Adam dayı istemiyor onunla vakit geçirmeyi ama işte çocuk çok yiyor, çok para harcatıyor çünkü ona. Ama onunla birlikte olması lazım. O günü geçirmesi lazım. Böyle bir konsept oluşturdum. Bal küpünü güldürsün diye bırakmış annesi ama böyle bütün... Neredeyse ülkeyi güldürüyorsunuz. Aynen, evet. Evet. Peki tanınır olmak hayatınızda neler değiştirdi? Mesela kitap yazdıktan sonra sanıyorum o kadar, yani bu kadar tanınır halde değildiniz. Kitap yazmak, eğer tanınmak için kitap yazıyorsanız en yanlış işi yapıyorsunuz demektir. Kitap yazmak sizi ruhen tatmin eder ama sizi asla tanıtmaz. Asla. Tanınmak istiyorsanız işte günümüzün en büyük silahı sosyal medya. Şimdi televizyon var ama televizyona çıkmak kolay değil. Televizyona çıkmak için bir şeyler yapmış olman lazım. Birden pat diye çıkamazsın. Ama şöyle bir televizyon var ki yani her kim olursan ol, eğer tuhaf, ilgi çekici ya da değişik bir şeyler yapabilme yetin varsa milyonlar seni izleyebilir. Şimdi bir de tanınır olmak var, tanınır olmak var. Kendini teşhir ederek ya da rencide ederek tanınmak bambaşka bir yere dursun. O da çok yaygın şu anda. Evet, maalesef. İşte onları da tanınmış gibi addediyorlar. Bu da aslında bu sosyal medya fenomenlerinin kalitesini, fenomen kelimesinin algısını biraz yerlere indiren bir durum. Evet. Ama işte içerik üreterek, kimi fenomenler var, profesyonel bir ekiple, 5-6 kişilik bir ekiple montajını, post prodüksiyonunu, seslendirmesini yapıp öyle içeriğini sunuyor izleyicilerine. Bir de böyle fenomenler var yani işini layıkıyla yapan, uğraşan, günlerce mücadele eden
fenomenler var. Tanınır olmak bana ne kattı derseniz motivasyon. Yaratıcı bir insanın en büyük ihtiyacı, yakıtı motivasyondur. Tanınır olmak, videoların 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon olduğunu görmek bir içerik üreticisi için başka videolara kapı açmak demektir. Evet. Bana en büyük artısı bu oldu açıkçası. Ama tabii dezavantajları da var. Mesela pek kendin de olamıyorsun. Mesela sokakta bakımlı olman lazım, iyi görünmen lazım ki insanlar şey demesin. Ya Mehmet Ali Çatal fotoğraflara daha iyi görünüyor. Bu mesela çok tehlikeli bir şey. Böyle bir şey olsun istemem. O yüzden eskiden paspal çıkardım sokağa. Şimdi tamam olmadan çıkmıyorum. O da güzelmiş. Evet. Peki bu buluşma videolarını çekerken hiç tutar tutmaz diye bir öngörünüz var mıydı? Ya vallahi bu kadar tutacağını hiç tahmin etmiyordum. Yani %0.1 bile böyle bir tahminim yoktu. Ama bunun kendimce çok komik olduğunu biliyordum. Şimdi mesela benim çalıştığım mizah dergisinde yazdığım hikayelerde kendimce çok komikti ama hatta ben dönem dönem şunu söylüyordum. Ya bu hikaye çok komik. Bunu bir sürü insanın okuyup gülmesi lazım. Niye benim kitlem bu kadar küçük diyordum. Ama işte asıl olan şu. Reklamsız iş yapmak karanlıkta birilerine göz kırpmaya benzer diye bir laf var. Çok severim. Böyle. Yaptığın işe güveniyorsan onu milyonların olduğu bir alanda yapman lazım. Ya da işte bir şekilde reklamın, referansı bir şeyin olması lazım ki insanların önüne gitsin. Önüne gitmezse mesela benim çalıştığım dergi 4-5 bin satıyordu. 4-5 bin satışla sen kendini kanıtlayamazsın. Ama keşfete düştüğünde seni milyonlarca insan görüyor. Eğer iyiysen patlarsın. Ama değilsen sönersin, yok olursun. Evet, o zaman birazcık Balküpü Hanım'a da lütfen birkaç soru bana sormak kızacak isterim. Bana saldıracak birazdan bana niye soru gelmiyor diye. Aa, gelmez olur mu? Buyursunlar. Balküpü Hanım. Balküpü Hanım, acaba sunucumuza bakabilir misiniz? Size bir şey sorabilir miyim? Sunucumuz bir şeyler soracak. Çok kolay sorular. Sizi herkes Balküpü olarak tanıyor. Gerçek ismini söyleyebilir misin? Gerçek ismin ne? Kimliğinde ne yazıyor? Ablayı bir tane söyle. Sadece onu söyle, tamam. Bak anne de söyle diyor orada. Gerçek ismimiz Eliz Mila. Eliz Mila. Böyle de bir prenses ismi var. Balküpü. Yani bence de kesinlikle Balküpü. Ama Balküpü. Evet. O isimini koymak nasıl geldi aklınıza? Yani? Ya Tarkan'ın Balküpü diye bir şarkısı var. Evet. Ben Eliz'i ilk gördüğümde hani ağzımdan öyle bir şey çıktı. Balküpü ya bu falan dedim. Öyle de kaldı. Sonra videolarımda da Balküpü dedim. Açıklamaya Balküpü falan yazınca tüm Türkiye onu Balküpü olarak. O da daha sempatik bildi. Geliyor zaten. Hatta insanlar Balküpü diye bir ismin olabileceğine de inandı. Hmm. Hani gerçekten böyle bir isim koyulabilir düşüncesinde. Gerçek bir sürü zannettiler. İnsan. Evet. İlk sorusunu aldı ve stüdyoyu terk ediyor. İşte videoları da böyle çekiyorum rüşvetlerle. Gerçekten bir kez daha takdir İşim ettim. İşim ne kadar zor gör. Türk halkı. İşte. Ben oyuncumu tanıyorum. Gel otur kurabiyene. Çok zor oldu geri getirtmek. İkinci sorumuzu alabiliriz. İkinci sorumuz Balküpü kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Parmağınla gösterebilir misin? Tamam parmağınla göster hadi. Şu balonu nasıl göstereyim ablaya ben parmağınla diyorum. Göster. Kaç yaşında olduğunu. 3. 3 yaşındasın. Evet. Çok güzel. Peki kameraları şimdi seviyor musun? 4 oldu. Birazdan 5 olabilir. Bir 10 dakika daha durursa 5 olacak. Kameraları çok seviyorum. Böyle büyük kameralar pek görmüyor ablası. Onun gördüğü kamera bu olduğu için bundan kaçmıyor. O zaman ben Mehmet Ali Bey'le sorularıma devam edeyim. Tamam. Ben konuşabiliyorum. Evet. Şu açıdan da aslında çocuğun işte videolarda kullanıldığını düşünen bir kitle de vardır. Bununla ilgili linçler var mı? Neler geliyor size? Diyorum ki Türkiye'de milyonlarca insanın çocuğu, yeğeni var. Yapabiliyorsanız siz de kullanın. Siz de nem alanın. Evet. Eğer bunu bir çıkar olarak düşünüyorsanız ya da benim yeğenimi kullandığımı düşünüyorsanız diyorum. Çünkü hani bu çocuğu kullanma değil, hem bu Balküpü bu işten çok ciddi bir maddi gelir elde ediyor. Geleceğini inşa ediyor. Hem de çok güzel bir anı skalası elde ediyor. Şimdi ben küçükken benim bu yaşlarda çekilmiş 3-4 tane fotoğrafım var. Annem babam çok fotoğraf çekmemişler. Ama Balküpü'nün yüzlerce videosu var.
televizyon programlarında görüntüleri var. Bu müthiş bir anı deryası. Evet. O yüzden kendisi için de çok faydalı buluyorum. Tabii ki ileride bunun burada kalmasını istemiyorum. İleride televizyon dizileri, filmleri tabii canı ne isterse bu şekilde devam ettirmesi çok kıymetli olur. Şu anda da oyunculuk teklifleri geliyordur diye düşünüyorum. Geliyor. Annesiyle birlikte değerlendiriyoruz. Süper. Peki bir tane programda da demişsiniz ki ben düşünceli ve sıkıcı biriyim. Evet. Bunu söylemenizin hiç de öyle durmuyorsunuz aslında, o yüzden sormak istedim. Burada sıkıcı istedim. Olamam. Burada sıkıcı olursam bu çocuk da konuşmuyor. Ben de konuşmuyorum. Mahvolurum burada, patlarız. Ben şimdi beni her gören şunu söylüyor. Mehmet Bey, siz çok enerjik görünüyordunuz ya. Çok sakin bir adammışsınız filan diyorlar. Çünkü sosyal medyada işte sıkıcı bir video yapamazsın değil mi? İnsanları tabii tutamazsın enselerinden. O, çünkü ilk 5 saniyede ilginç bir şey yapman lazım ki senin videonda evet kalsınlar. Sonra bir şeyler vaat etmen lazım. Merak unsurları yerleştirmen lazım ki seni izlesinler filan. Tabii ki o oturup çalışılmış, senaryosu yazılmış bir video. Bu da gerçek benim. Ben gerçekten düşünceli, sakin bir adamım. Öyle sıfır eğlenceli, hiperaktif bir herif değilim açıkçası. İki tane de uzun metraj filminiz varmış. Bu kadar her alanda kitap, film, videolar, sosyal medya, bu kadar şeye nasıl zaman ayırıyorsunuz? Bir şeyler yazan insan zaten duramaz ya. Yazar, hani film yazar, tiyatro oyunu yazar, video yazar, kitap yazar. Ben de böyle mutlu oluyorum, böyle keyif alıyorum. Üretmekten. Ha, bu bir iş de değil aslında. Bunu ne kadar para verirsen ver, mesela bu mutluluğu veremezsin. Bir şeyler yazarkenki mutluluğu hiçbir şey sana veremez. Hatta bu psikolojik bir terapidir de. Yani yazmak insanı boşaltır, evet, iyi gelir. Kesinlikle. Çünkü zihnini açıyorsun, bilinçaltını meydana çıkarıyorsun. O yüzden çok faydalı oluyor. Ben okumadan yazmadan gün geçirmeyen bir insanım. Siz de tedavi olarak yazmayı önerenlerden misiniz? Evet, önerenlerdenim. Yani kötü bir hisse kapıldığında vesaire de kişi o olumsuz duyguları bile yazarak aslında bir rahatlama sağlayabiliyor o an için. Charles Bukowski psikoloğuna gidiyor. Çok büyük bir depresyona giriyor. Zaten hayatı depresyon. Psikoloğu diyor ki günlük tut. Evet. Ne yaşarsan işte ayağım kaydı düştüm onu da yaz. Dışarı çıktım bir şeyler içtim onu da yaz. Günlük tut diyor. Ve Charles Bukowski günlük tutmaya başlıyor ve kendini durduramıyor. O kadar iyi geliyor ki bunlara devam ediyor ve yayıncısına götürüyor. Yayıncısı da bunu kitap olarak basıyor. Ve o kadar keyifli şeyler yazmış ki. Evet. Konuğumuz gitmiş ablası. Konuk gitmiş, konuğumuz, evet. Konuk gitmiş sayın reji. Konuğumuzu geri yollayın lütfen. Reji konuğumuzu sevdiği için şu an konuğumuz stüdyoda yok ama birazdan gelecek. Merak etmeyin. Sevgili Mehmet Ali Çatal, size ve bal küpüne bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Asıl biz teşekkür ederiz. Bal küpü hiç konuşmadığı bir programda daha yetti Türk halkına selamlarını yolluyor. Evet. Kariyer yolculuğunuzda da size ve bal küpüne başarılar diliyorum. Çok sağ olun efendim.